o kadar özlemişim ki buraya gelmeyi, yani inanılmaz özledim burayı. Benim Çengelköy deyince genelde aklıma ilk gelen şey Süper Baba oluyor. Yani çok dizi çevrildi burada. Ama en çok benim etkilendiğim ve çocukluk dönemime de denk gelmesi tabii muhtemelen beni etkiliyor olabilir. Şimdi size önce Çengelköy börekçisini göstereceğim, sonra Çınaraltı Kahve'ye yavaş yavaş gireceğiz. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu önde yer bulabilmek için sabah 6 ya da 7 civarı falan gelmeniz gerekiyor. Benim gibi böyle 11'de kalkarsanız, 12'ye doğru buraya gelirseniz biraz zor. Ama manzara efsane. Şu ahşaplar bile çok güzel. Süper Baba'nın setinde gireyim şu anda. Çeviriyorum hemen. İçerisi böyle. Sigara içilebiliyor arkadaşlar. Havuzları şahane. Bu da böyle canınızın sıkılması ya da böyle negatif olmanız imkansız, öyle söyleyeyim size. Geçen gemilere bakıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, denizin kokusunu alıyorsunuz, o tuz kokusu böyle buram buram geliyor. Böyle. Bir de bu tarafı var, orayı da göstereyim. Çok kalabalık. Gördüğünüz gibi. Hemen bir yer bulduk. Ben de demli çayını söylemek istiyorum. Hemen. Hoş geldiniz. Merhaba Damla Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kabul ettiğiniz için. Ben size teşekkür ederim. Ziyaret ettiğiniz için. Rica ederiz. Şimdi Çengelköy Çınaraltı'ndan biraz bahsetmenizi rica ediyorum. Buraya gelenler dışarıdan yiyecek getirebiliyor. Ya da burada bir şeyler ikram edebiliyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Neler var içeride, tatlı, tuzlu? Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi buranın... başlık olarak en önemli şey çayı. Evet, çay. Balığı. Evet. Huzuru. Evet, kesinlikle. Evet. Aile yeri olması. Evet. Burada müşteriyle kardeş gibi olmamız. Evet. Burada dışarıdan tabii yiyecek getirmek sorunu yok. İçecek hariç. Evet, içecek hariç. Buranın balığı, menemeni önemli, ünlü. Evet, menemeninizi de yemiştim daha önce. Çok güzeldi. Evet. Evet. Buranın tarihi atmosferi güzel. En çok ününü de aldığı şey Süper Baba'nın oluşu. Değil mi? Burada ben de ondan bahsediyorum. Evet. Tamamen evet. Şu Şevket Altuğ abime. Evet. Selam olsun buradan. Evet, selamlarınızı gönderiyoruz, evet, Şevket Bey'e de. Evet. Sümer abimize de Allah rahmet etsin. Evet, Allah'tan rahmet. Vardı. Abi evet. Kardeş ilişkimiz vardı. Evet. Rahmet olsun. Ona. Rahmet olsun. Evet, onların sayesinde de tanındı. Evet. Buradan da hem personel hem biz sebepleniyoruz. Evet. Sebepleniyoruz. Evet. Zaten buradaki içtiğim çayı başka hiçbir yerde aynı tadı alamıyorum. Öyle bir şansınız yok. Alamıyorum zaten. Evet, burada çay bir sene evvel alınıp, değil mi? Dinlenip, nemsiz bir yerde dinlenir, sonra ikram edilir, sonra sunulur müşteriye. Bu detaylar çok güzel. Evet. Orası güzel. Evet. Misafirlerimiz eksik olmaz, sağ olsunlar. Siz de bugün misafir oldunuz, size de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben her İstanbul'a geldiğinde uğramadan hiç dönmüyorum zaten. Çayınız da kahveniz de içerseniz bizim ikramımızdır sana. Ay çok teşekkür ederim. Evet. Çaylarımız da geldi zaten. Evet. Ergun Bey söyledi, sağ olsun. Evet. Çok teşekkür ederim bilgi verdiğiniz rica için. Rica ederim. Çok da memnun oldum, çok ben sağ olun. Ben de memnun oldum. Şimdi böreğimi size gösteriyorum. Cevizli peynirli. Çayımı da söyledim. Şimdi gelecek. İnanılmaz mutluyum. Yani şu andaki huzurumu size anlatamam.
Çok kalabalık. Evet, deniz kenarında yer bulamadım. Ama çok keyifli bir ortam. Aslında sakinlik seven bir insanım ben. Heyecanlandım, buraya gelince konuşamıyorum. Ama burada çok farklı bir huzur var ya. Hani denizin kenarı olduğu için değil ama farklı bir aura var, farklı bir enerji var. O yüzden dışarıdan da yiyecek getirmek falan serbest. O açıdan çok güzel. Kimi zaman ben arkadaşlarımla buraya öyle gelmişizdir yani çok fazla. Domates, salatalık, işte peynirimizi evden getirip buradan da çayımızı söylüyoruz. Çok güzel oluyor. Yani o açıdan çok tatlı. Bir de çok tarihi bir yer. Şunu çok seviyorum, şu hareketi. Ay çok güzel gözüküyor. Size söyleyeyim mi? Efsane bir börek bu ya. Nasıl anlatsam size bunu? Cevizli, peynirli. Böyle bir lezzet olamaz. Arkadaşlar inanılmaz güzel. Her gün yiyebilirim, biliyor musunuz bundan? Hiç bıkmam yani. Ama 1000 kilo olurum herhalde. Çayımızdan da bir yudum alalım. İçtiğim hiçbir çaya benzemiyor bu da. Ama farklı bir enerji geçiyor galiba burada yiyecekler, içeceklere. Çok güzel. Tengelköy'e gelirseniz direkt buraya gelin. Böreğinizi alın. Çayınızı söyleyin. Özellikle de cevizli peynirden söyleyin. Yani anlatamam size. Çengelköy börekçisi zaten göstermiştim ya girişte. Hemen köşede, oradan alıyorsunuz. Çok samimi karşıladılar. Onlar da beni çekim yapıyorum diye. Sağ olsunlar. İnanılmaz tatlı ve samimi insanlar. Çengelköy halkı için söylüyorum. Yani İstanbul'un çok güzel semtleri var. Özlüyorum, ne yalan söyleyeyim. Ay ne güzel oldu böyle, hem sohbet hem börek hem çay. Böyle yani. Şimdi bundan sonra size dediğim gibi çok güzel bir mekana götüreceğim. Ben de uzun zamandır gitmiyordum. Orada görüşürüz. Hemen sevdirmek istiyor. Güzellik. Biraz suratını da göreyim. Biraz suratını da göster. Ay ay ay. Ay utanma, çekiyorum diye utanma lütfen. Kuzguncuğa geldim, otobüsten indim ve hemen böyle otobüs durağının yanında böyle kocaman bir alan var. Mükemmel boğaz manzarası var. Şimdi hemen size onu gösteriyorum. Çok kalabalık bugün ya. Tam cumartesi ya. Muhtemelen ondan, hava da güneşli, güzel. Bir hava güneşli gören herkes kendini dışarı atıyor. Yani araçla gelmenizi tavsiye etmem açıkçası. Ben bir kere araçla geldim ama çok pişman oldum. Çok zor otopark yeri bulabiliyorsunuz. Çıkalım. Biraz kitaplara göz gezdirelim.
göstermek istedim. Bunları tavsiye ediyorum. Deniz Erten'in de bu üç kitabı çok güzel. Misafiriz'i okudum. Artık Dön ve Bakara'yı okumadım. Bu ikisini alacağım şimdi. Bunları tavsiye ediyorum. Bu şekilde cam önünde oturup hem kitap seçebilirsiniz hem de kitap okuyabilirsiniz. Can, ben de şöyle göstereyim dışarıyı. Bir şey söyleyeyim, hiç doyamadım kitap evine. Kitapları aldım ama çok kalabalıktı. Kahve içmek için hiç yer yoktu. O yüzden şimdi kahve içecek başka bir mekan bakıyorum. Ama gösteriyorum size tekrar kalabalığı. Hatta şurada bir dönerci var. İnanılmaz kalabalık yani. Canım çok çekti ama Allah'tan aç değilim. Bakar mısınız şuraya? Dışarıda sıra bekliyor insanlar. Metet, közde döner. Kuzguncuk diye geçiyor, bilginiz olsun. Tabii ki onları beslemeyi unutmuyoruz. Yolda taşıyorum ben yanımda böyle. Gördükçe veriyorum. Hadi afiyet olsun. Kahvemi de içtim. Çok güzel bir gün geçirdim. Siz de Çengelköy'e gelirseniz, Kuzguncuk'a gelirseniz mutlaka gösterdiğim yerlere uğramayı unutmayın. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi de unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.